Değerli izleyenler, az önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki patlamanın ayrıntılarını getirmiştik ekranlarınıza. Şimdi son durumu alacağız o bölgedeki Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Erkan Bey. Sayın Doğan, sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, net geliyor Erkan Evet, Bey. Şimdi biz son bilgileri aktardık. Herhangi bir vatandaşımızın hayatını kaybetmediğine dair bilgiler var. Hükümet yetkilileri, devlet yetkilileri o bölgedeydi. Yeni gelişmeler, yeni bilgiler var mı? Özellikle patlamanın neden olduğu noktasında araştırmaların devam ettiğini biliyoruz. Yeni bilgiler var mı? İlk önce sağlıkla ilgili son durumu paylaşalım. Biraz evvel Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli başbakanlıkta açıklama yaptılar. İki vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığını, onların da tedavilerini tamamlandığını, bir kişinin şu anda müşahede altında bulunduğunu, onun da bugün taburcu edileceğini ifade ettiler. Yani bu kötü gecenin en güzel haberi buydu diyebiliriz. İkinci noktaya gelirsek, sizin anlattıklarınızı, haberde vermişlerinizi ilk olarak yaşanan son gelişmeleri Başbakan Ersin Tatar yaklaşık 20 dakika önce basın toplantısıyla kamuoyuna paylaştı. Şimdi bunların ben size Tatır başlarını söylersem biraz daha bu konuya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin bakış açısını ve burada yaşananları sormuş olduğunuz sorunun cevabını da içerisinde bulmuş olacağız. Tatar, olay son derece önemlidir ve hükümet olarak hassasiyetle duracağız. Halkımızın can güvenliği her şeyden önemlidir. Başbakanlık bünyesinde kriz masası kurulmuştur dedi. Sabah saatlerinden itibaren burada Çatalköy Belediyesi'nde Başbakanlık tarafından kriz masası kuruldu ve bütün gelişmeler oradan yönetiliyor. Ayrıca Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın da kendi bünyesinde kurmuş olduğu kriz masası var. O da patlamaya yakın bir bölgede ki askeri birlikte gerçekleşiyor. Toplantılar sürekli yapılıyor. Malum Ankara'dan da bir heyet çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Yaklaşık bir 20 dakika içerisinde o heyetin adada olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bu yöndeydi. Bu açıklamanın teyidini de Başbakan basın toplantısında dile getirdi. Belki de en çok merak edilen soru, acaba bir sabotaj ihtimali var mıydı? Esasen bu sorunun cevabını herkesin beklediği bir konuydu. Evet. Başbakan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'yla sürekli istişare içerisinde olduğunu, şu an için bir sabotaj ihtimaline ait bir bulgunun ellerinde olmadığını ifade etti. Evet. Ancak yine de temkinli yanaştı. Gerekli bilginin Ankara'dan gelen ikilinin araştırmaları sonucunda kamuoyuyla paylaşacağını da ifade etti. Peki. Yani şu an için sabotaj ihtimali yok diyebilir. Peki, Sayın Doğan, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgilerden dolayı. Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan'la değerlendirdik, konuştuk son durumu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan patlamanın ardından son durumu.